Sen yeterince dans etmedin mi? Gelmiş bir de herkesin önünde benimle alay ediyorsun. Hayır Bihan, ben yeter. Sadece... Bundan sonra ne söyleyeceksen 36 saat sonra herkesin önünde söyleyeceksin. Bihan! Sen ne diyordun Tapki? Sen Bihan'la arandaki bağı kurtaracaktın değil mi? Ama ben burada farklı bir manzara gördüm. Bütün bunları sen mi yaptın? Tapki, ben seni çok iyi tanıyorum. Gece gündüz seni düşünüyorum ben. Bu yüzden sen herhangi bir adım atmadan önce bu sefer ne yapacağından benim haberim oluyor. Bilgisayarında bir video hazırladığını gördüğümde sıradaki hamlenin ne olduğunu eksiksiz anladım. Sonra da bu odayı bendeki yedek anahtarla açtım. Sonra dolabına yöneldim. Dolabına koyduğun şifre çok kolaydı tabii. Sürekli ismini andığın kişinin, Bihan Pandey'nin doğum tarihi. 19-11-90. Daha sonra senin CD'ni benim hazırladığım başka bir CD ile değiştirdim. Onca uğraş verdikten sonra Bihan'la arandaki bağı koparabildim. Kolay kolay düzeltmene de izin vermeyeceğim. Hem de 36 saatte mi? Mümkün değil. Hey Tapki, ne duruyorsun? Zamanını boşa harcıyorsun. Gidip baksana, Bihan'ı kaybetmek üzere olabilirsin. Aranızı tekrar düzelt. Eğer kurtarabiliyorsan, tabii. Bihan! Bihan dur! Bihan! Nereye gidiyorsun? Lütfen beni dinle Bihan. Ben sana o videoyu izletmek istememiştim. Aslında ben başka bir video hazırlamıştım ama... Bitti mi? Şimdi beni dinle. Eğer bunu senden başka birisi yapsaydı Tapki, o zaman o kişi şu anda hayatta olmazdı. Peki o zaman. Öldür beni. Canımı al ama şu anda seninle konuşmadan buradan gitmene izin vermeyeceğim. Bihan, senin derdin ne? Bihan, biz beraber o kadar vakit geçirdik, o kadar zor zamanları atlattık. Bir sürü yolda beraber yürüdük. Aramızdaki sevgi ve güven böyle küçük bir şey yüzünden bozulacak kadar zayıf mı? Tapki, acıyı kim çekiyorsa ağırlığını o anlar. Kalbin nasıl kırıldığını, güvenin nasıl bozulduğunu. Bihan, yine beni yanlış anlıyorsun. Ben bir şey yapmadım. Sen beni yanlış anlıyorsun. Ben mi yanlış anlıyorum? Bin. Ah! Motosiklete bin. Ama nereye? Sana bin dedim, hadi. Götürüyorsun beni. Evdeki kimseye bir şey söylemedim. Söylesene. Bihan, neden bu kadar hızlı kullanıyorsun? Bihan dur. Ne yapıyorsun? Neden? Sen bana güvenmiyor muydun? Evet Bihan, sana güveniyorum ama... O zaman neden korkuyorsun? Bana güveniyorsun değil mi? Evet Bihan, evet Bihan, sana o kadar işte. Ama... Neden korkuyorsun? Bihan!
motosikleti durdur. Güvenini boşa mı çıkardın? Tapki bu motosiklete biniyorsun ama bana güvenmiyorsun. Ve ben sana bütün hayatımı kontrolünü verdim. Ama sen ne yaptın? Şimdi sana güvenmemi nasıl beklersin? Ha? Artık sana asla güvenmeyeceğim. Sana olan inancımı sonsuza kadar kaybettim. Bihan, lütfen beni bir dinle. Bihan. Taksi. Hanımefendiyi pandeylerin evine bırak. Bihan! 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 Lütfen beni bir kez dinle! Bihan, yine beni dinlemeden buradan gittin ama ben... motosikleti kendim için değil, senin için durdurmak istedim. Çünkü benimle birlikte senin hayatın da tehlikedeydi. Sorun değil Bihan. Ben yanında olduğum sürece sana hiçbir şey olmaz. Tamam. Senin güvenini boşa çıkarmış olabilir. Ama şimdi güvenini geri kazanacağım Bihan. Ne gerekiyorsa yapacağım. Ama aramızdaki bağın kopmasına izin vermeyeceğim. Asla. Asla.